Bilgiye kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle e-Devlet sistemi üzerinden kırtasiye yardımı başvurusu gerçekleştireceğiz. Öncelikle e-Devlet sistemine giriş yapmamız gerekmekte. Bu adımı tamamladıktan sonra geliyoruz burada e-Devlet butonu, arama butonu var. E-belediye yazıyoruz. Burada e-belediye bilgisi, sosyal yardım talebi ve sorgulama diye bir ekran çıkıyor karşımıza. Ve burada uygulamanın adı, uygulama adresi, hizmet açıklaması mevcut. Burada uygulamaya gittiği mavi bir buton var. Buraya tıklamamız gerekmekse hemen tıklayayım ben. Daha sonra arkadaşlar burada eşiniz varsa eğer kimlik bilgilerini buraya doldurmanız gerekiyor ve üst kısımda da sizin kimlik bilgileriniz yer arıyor. Yani adresiniz, adınız, soyadınız, telefon numaranız, TC kimlik numaranız gibi şeyler üst kısımda. Ben buraları geçtim gizlilik adına. Şimdi burada kişi iletişim bilgileri mevcut. Bunları doldurmanız gerekiyor ve sosyal yardım türleri kısmına geliyoruz. Yardım türünü seçiyoruz arkadaşlar ve buradan seçeceğimiz yardım türü kırtasiye yardımı olarak bunu işaretliyoruz arkadaşlar. Öğrencilere okul yardımı olarak da seçebiliriz. Ardından burada bu metni okudum. Onaylıyorum tarzında bir yazı mevcut. Buraya tıklıyoruz ve buradaki metni okuyoruz arkadaşlar uygunsa size uykudum onaylıyorum deyip kapat diyorsunuz. Burada sizin sosyal yardım talebinize yönelik başvuru formunda beyan ettiğiniz bilgilerin doğruluğunu teyit etmek amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından kişisel sağlık verilerinizin işlenmesine ve gerekmesi halinde yetkili vercilere aktarılmasına onay verip vermediğinizi soruyor. Onay veriyorum demeniz gerekmekte başvuru yapabilmek adına. Bu şekilde arkadaşlar bunları da doldurduktan sonra altta kaydet butonu var. Bu şekilde başvurunuzu yapabilirsiniz. Eğer bağlı olduğunuz belediyenin yardım kısmı bu sekmede açılmıyorsa başvuru yapamıyorsunuz. Bunun da bilginiz olsun arkadaşlar. Bu şekilde kırtasiye yardımı, öğrencilere okul yardım başvurusunu buradan gerçekleştirebilirsiniz diyerekten videomu sonlandırıyorum. Kanalımızda birçok yardım başvurusu, para yardımları, ve aynı zamanda öğrenciler için burs başvuruları anlatılmaksa abone olup bildirimleri açarsanız da çok mutlu olurum. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.